Herkese merhabalar. Bugün üçüncü dersimizle beraber birlikteyiz. Üçüncü dersimiz altı basamaklı doğal sayıların okunması. Altı basamaklı doğal sayıların basamak değerleri ve bölükler konusu çocuklar. Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde beş basamaklı doğal sayıların okunması, basamak değerleri ve bölükleri bitirmiştik. İlk dersimizde de dört basamaklı doğal sayıların okunması, basamak değerleri ve bölükleri bitirmiştik. Eğer dört basamaklı ve beş basamaklı olan konularımızı halletmediyseniz bu videomuzu izlemeden önce ders 1 ve ders 2'yi izlemenizi öneririm. Beni dikkatli bir şekilde dinlemiş olmanız, artık altı basamaklı doğal sayıları rahatça okumanızı, altı basamaklı doğal sayıların basamak değerlerini ve bölüklerini rahatça yapabilmenizi sağlayacak. Aynı zamanda da dersin sonundaki soruları kolaylıkla çözmüş olacaksın. Hazırsan başlayalım. Haydi gelin altı basamaklı doğal sayıları okumaya başlayalım çocuklar. Hemen kalemimi alıyorum. başlıyoruz. Çocuklar ilk başta ilk 3 kısmı okuyup hemen burası bir önceki dersimizde de işlemiştik. Binler bölüğü olduğu için binlerden dolayı bin deyip devam ediyoruz. 357 bin Artık alışmış olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hızlı ilerliyorum. 589 bin, binler bölüğünü okuduk. Bir önceki videomuzda da işlemiştik. 589 bin, 13. Hadi sen söyle. Kontrol edelim. 356 bin, 810. Harika. Hadi yine sıra sende olsun. Evet. 572 bin, 890 803 B 622 678 1263 371 1903 419 B 36 0'ı okumamıza gerek yok. 481 B 386. Lütfen videonun bu bölümünde durdur ve bir de kendin okumayı dene olur mu? Okuma yapmadan lütfen bir sonraki sayfaya geçme. Unutma sayıları ne kadar kolay okursan ileride işin o kadar kolaylaşacak gelelim yine 4 basamaklı sayılarda öğrenmiştik 5 basamaklı sayılarda öğrenmiştik hemen burada da yapalım. Bizim basamak adlarımız vardı. Basamak adlarımız nelerdi? birler basamağı, onlar basamağını biliyorduk. 3. sınıfta yüzler basamağında zaten öğrenmiştik birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı senin için zaten çok kolaydı. Bu yıl neyi öğrenmeye başlamıştık? Binler basamağı, 10 binler basamağı. Evet, artık 6. olarak gelen yeni basamağımız yüz binler basamağı aramıza katıldı. Hadi o zaman benimle beraber söyle, ezberini kolaylaştıralım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Tekrar et. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Son kez. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, Binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı olarak ezberliyoruz değil mi çocuklar? Eğer ezberleyemediysen lütfen durdur ve o sayfayı tekrar et. Hadi bakalım sorularımızı yapalım. Şimdi bize basamaklarda ki sayıları vermişti. Yine aynı şekilde devam ediyoruz ve bu sayının kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Bu kadar karışık verildiyse hemen ne yapıyorduk? Çizgilerimizi çiziyorduk. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağını çiziyorduk. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, 100 binler kısaca hemen şöyle kısaltmasıyla yazalım. 100 binler basamaktan hemen başlamış 9 varmış Hemen 9'u yerleştirdik. Birler basamağına 8 olduğunu söylemiş. Yerleştirdik. Yüzler basamağı 5'miş. Binler basamağı 2, onlar basamağı 4. 10 binler basamağı da 3 olmuş. Sayımız ne? Hemen şu ilk üçünü okuyup 1000 bin diyorduk. Binler bölümünde olduğundan dolayı 932.548 olarak bize verilmiş oldu. Devam ediyoruz. Hadi durduruyorsun ve bunun ne olduğunu sen kendin buluyorsun. Durdur. Lütfen bir kağıda çöz ve sonra kontrol et. Benim sesimi öyle aç lütfen birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı, binler basamağı altıymış, yüz binler basamağı dokuz, on binler basamağı üç, onlar basamağı iki. Gerisini vermiş mi? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sıfırları buraya bırakıyoruz. Ne oldu? 936 bin. Direkt 20. Devam edelim. Lütfen yine durdur ekranı ve kendini çözmeye çalış. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Yüzler basamağı beş. Birler basamağı sekiz. On binler basamağı üç. Binler basamağı iki. 100 binler basamağı 9 ve onlar basamağını 4 olarak vermiş. Hemen okuyalım. 932.548. Eğer yapmakta zorluk yaşıyorsan büyük ihtimal basamak adlarını ezberlememişsindir. Bu nedenle buradaki basamakların nereye yerleşeceğinde problem yaşıyorsundur evlat. Bu nedenle lütfen basamakların yerlerini ezberle ve son soruya öyle geç derim. Hadi bakalım ekranı yine durdurdun ve kendin devam ediyorsun. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bunu söyleye söyleye belirlememiz lazım çocuklar. Birler basamağının bir olduğunu söylemiş. On binler basamağının üç, onlar basamağı altı, yüz binler basamağı dokuz. Gerisini biliyor muyum? Hayır. Ne yapıyoruz o zaman? Sıfırları bırakıyoruz ve okuyoruz. 930 bin bir. Tamam mı? Oldu mu? Süper. Eğer olmadıysa basamak adlarını ezberleyememişsindir. Lütfen dön ve ona tekrar bak olur mu? Şimdi biz yine bir ve ikinci dersimizde de söylemiştik. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağının birler bölümü olduğunu anlatmıştık. Artık gelen binler, on binler ve yüz binler basamaklarının binler bölüğünü oluşturduğunu ifade etmiştik. O zaman hadi bakalım ne söyleyecek bize, neyi bulmamızı isteyecek hemen ona gidelim. Şuradan kelimemin tonunu açacağım, öyle devam edeceğim. Evet, şimdi diyor ki birler bölüğündeki sayı, hmm, benim iki tane bölüğüm vardı. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Birler bölüğündeki sayı. Üç basamaklı. Hı hmm, hı. Hmm rakamları farklı en küçük sayıymış. Rakamları farklı en küçük. O zaman ben sıfırı koyarak başlayabilir miyim? Hayır. Çünkü 3 basamaklı olduğunu söylüyor bize buranın. Biri yerleştirdik. Rakamları farklı sıfırı harcamamalıyız. Hemen sıfırı da koymalıyız. Ve rakamları farklı küçük dediği için 2'yi yerleştirdik 102 olarak. Binler bölüğündeki sayı 3 basamaklı en büyük sayı diyor. En büyük. Bizim en büyük 3 basamaklı sayımız neydi? 3. sınıfta da öğrenmiştik. 999. O zaman sayımızı okuyalım. 999 bin 102. Tamam mı? Hadi bakalım geldik diğerine. Ekranı durdur ve çözmeye çalış. Bin birler bölü ve binler bölü dediğini duydum. Ben hemen binler bölümü ve birler bölümü çiziyorum. İçerisinde de 3 tane basamaklarım vardı. Onları yerleştiriyorum. Birler bölüğündeki sayı yani bu bölükteki sayı 3 basamaklı rakamları aynı en küçük sayı diyor. 0 0 0 koyarsam 3 basamaklı bir sayı olmaz burası. O yüzden ne yerleştiriyorum? Birlerimi yerleştirdim. En küçük sayı oldu. Rakamları aynı dediği için hepsine bir verebilirim. Binler bölüğündeki sayı geldik. Binler bölüğündeki sayı. 3 basamaklı en büyük çift diyor. Evet en büyük sayımız neydi? 999'du. Ama çift dediği için ben buraya 9'u koyabilir miyim? Hayır. Hatırla çift rakamların benim neydi? Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biten rakamlardı. Tek rakamlar neydi? Hatırla. 1, 3, 5, 7, 9'du. Çift olanlar tıpkı ikişer etmek sayma gibi geliyordu hatırladın mı? 2, 4, 6, 8 olanlar çiftti. En büyük çift dediğine göre ben buradan neyi yerleştireceğim? 8'i. O zaman sayımız ne olacak? 998 311 Geldik basamak değeri 4 basamaklılarda, 5 basamaklılarda bunu yapmıştık. Basamak değerlerini işlemiştik. Neydi basamak değeri? O basamığın bulunduğu nun okunma şekli olarak da kodlayabilirsin. Bulunduğu değerle o sayının çarpımı da olabilirdi. Hatırladın mı? Hadi devam edelim. Önce sayıyı okuyalım. 776.800 bunu nasıl okuyoruz? 45. Demek ki bunun basamak değerini soruyorsa ne diyeceğiz? 40. Neden? Çünkü burası onlar basamağı. Onlar basamağında 4 tane geldiği için basamak değeri 40 olmuş ve biz artık onu 40 olarak okuyoruz. Devam edelim. Okuyalım sayımıza. 950 4000 50.000 dediğimiz için burası 10 binler basamağında olduğu için ve 5 tane 10 bin geldiği için biz buraya 50 bin diyoruz. Bakın 954 bin yani 50 bin dediğimiz için artık buranın basamak değeri 50.000 oldu. 577 şeklinde devam ettik. 5'in basamak değeri 50 bin devam edelim. Okuyalım sayımızı. 849 584. 88 tane olduğum var. Onlar basamağında 8 tane varmış. Buranın basamak değeri 80. Devam edelim. 776 bin. Bak 700 bin. 776 bin. 100, bin basamağından 7 tane olduğu için 700 bin oldu artık buranın basamak değeri. 776 bin, 700 bin, 776 bin, 895. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musun beni? Aklın karıştıysa hiç önemli değil. Tekrar dinlemeye çalış, tekrar anlamaya çalış. Hadi devam edelim. Basamak değerini bulacağız. 954 bin. 5 tane ne var? Burası 10 binler basamağı. 5 tane 10 bin olduğu için artık burası 50 bin. Ya da hemen kendine şunu diyebilirsin. Nasıl okuyorum ben bunu? Hangi bölükte? Bir ona dikkat edeyim. 950 bin. Bak 50 bin gibi binler bölüğüne. 954 bin. Şuradaki 4'ü boş var. 50.000 gibi düşünebilirsin direkt. 954 bin 584. Hadi devam edelim. 848 bin. 400 95, 9 tane onluk olduğu için artık buranın basamak değeri zaten 90. 457.754, 5 tane onluk var burada basamak değerimiz 50. Zaten 50 diyoruz birler bölüğünde. 544 bin binler basamağı dört tane binlik olmuş dört tane binlik olduğu için buranın basamak değeri 4000 devam zaten 595 şeklinde okunuyor 845 bin40 bin binler bölüğünde Çünkü 40.000, bin. 10 binler basamağında 4 tane gelmiş ne olur? 40.000 olur. 945 bin 445. 40.000. Bin 845.000 bin olduğu için burası artık bizim için 40.000 oldu çocuklar. Hadi çözümlenmiş halde verilen sayıların ne olduğunu bulalım evlatlar. Bizim Yine basamak adlarımız vardı. Hatırla birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Altı tane senin yerini çiziyoruz. Böyle yaparsan daha kolay yapacağını göreceksin. Senin için şuraya yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı on binler basama. Ay binler Şurası. Binler basamı, on binler basamı ve yüz binler basamı olarak devam ediyordu. Hadi bakalım. Üç yüz bin, yüz bin, üç yüz bin, yüz binliklerden üç tane gelmiş. 50 bin. bin binliklerden 50 olabilmesi için onar onar 5 tane gelmiş. 8 bin direkt binler basamı. 600 6 tane yüzlük. 33 tane onluk ve artık sonuna da ne kalmış? 6 kalmış. Hemen düzeltelim yanlış yazdık. Bitti. Tamam mı? Hadi yine bakalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı olduğunu biliyorduk. Beş yüz bin, yüz binler basamağından 5 tane var. Otuz bin, on binler basamağından kaç tane var? Yedi bin, bir 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 bir, yedi tane bin. Aa, yüzlük yok. Hiç yüzlük olmadığı için hemen sıfırını koyuyoruz. 40 Onar onar dört tane ve birler basamağında beş var. Ekranı durdur ve lütfen buradan sonrasını kendin dene. Sonra benim sesimi aç. Üç yüz bin. Yüz binliklerden üç tane. Doksan bin. On, 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 on. Onar onar dokuz tane gelmiş. İki bin. Sekiz, yüz, sekiz tane yüzlük. Aa onlar mı sana yok? O zaman hemen sıfırı koyuyoruz ve 8 çok güzel. Devam ediyoruz. Aa bakın ne yapmaya çalışmışız. Sizi tuzağa düşürmeye çalışmışız. Basamakların yerlerini karışık vermişiz. Ama benim evlatlarım bu tuzağa düşer mi? Hayır tabii ki düşmez. Çok dikkatli olurlar. 3 tane yüzlük var. Yüzler basamağını 3 yazdık. 700 bin. 7 tane yüz binlik. 4000 bin. 2 tane onlardan var birliklerden 9 tane gelmiş ve 10 bin zaten 10 binler basamağı olduğu için direkt bir yerleştiriyoruz. Sayımız ne oldu? 714.329 oldu. Devam ediyoruz. Aa bakın yine bir karışık daha 8 vermiş. Birler basamağını hemen yerleştirdik. 5 tane yüzüğümüz var. Tek pemben 10 10 10 10 10, 10 10 10 10 10 10 gelmiş ve 2000. Diğerleri yok. O zaman ne yapıyoruz? 0. Aa, o zaman burası 0 ise okumamasına gerek var mıydı? Hayır yoktu. 82.508. Bu 5 basamaklı bir sayı olmuş ama olsun. Evet dersimizi bitirdik çocuklar. Bugün sizlerle beraber 6 basamaklı doğal sayıların okunmasını, basamak adlarını, basamak değerlerini, bölükleri ve bunlarla alakalı soruları işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Eğer eksiklerin varsa lütfen bu videoyu yeniden izle olur mu? Hoşçakal.